tasavvufa girip fıkıh okumayan kişi zındık olur sözü doğru mudur diye sorulmuş. Kıymetli kardeşler, böyle bir söz İmam Malik rahimehullah'a nispet edilir. Ahmet Zarruk rahimehullah Kavaidu Tasavvufunda İmam Malik'e nispetle şöyle bir söz nakleder. Men tasavvufa ve lem yetefakkah fakat tezendaka. Kim tasavvuf yolunda ilerlemeye çalışır da fıkıh tahsil etmezse, buradaki fıkıhtan maksat da yani akideyi, ameli noktadaki şeriatın göstermiş olduğu esasları muhafaza etmeyi önemsemezse, ilimsiz bir şekilde hiç ilme kıymet ve değer vermeden sadece maneviyata yönelmeye çalışırsa, şeriatı bilmediğinden dolayı, şer'i ölçülere dikkat edemeyeceğinden dolayı bu adamın Allah muhafaza sonu zındıklık olur. Onun için Efendi Hazretlerimizin çok önemli bir düsturu vardır. O da nedir? Buyurur ki son nefesim bile kalsa size yine okuyun derim. Okumak onun için çok önemli ve mühimdir. Şer'i ilimleri tahsil etmek onun için çok önemli ve mühimdir. Bizim meşayihimize bakın. Evet, bir taraftan mutlaka maneviyatın zirve isimleri olmuşlardır. Fakat beri tarafta baktığınızda kimisi kelamda, kimi tasavvufta, kimi bütün şer'i ilimlerde hakikaten mahir ulema zümresindedirler. Onun için yani tek taraflı ilerlemek diye bir mesele yoktur. Mutlaka şer'i ölçülere riayet edilerek ilerlenmesi gerekir. Bunun için de kişinin fıkıhtan haberdar olması gerekir. Olmazsa işte manevi olarak bir takım hallerden geçeceğinden dolayı ve bunların da şer'i ölçülerde hangi manalara tekabül edip karşılık geldiğini bilemeyeceğinden dolayı Allah muhafaza kişi dinden de çıkabilir. Beri tarafta İmam Malik sözüne devam ediyor. وَمَنْ تَفَقَّهَ وَلَمْ يَتَسَوَّفْ فَقَدْ تَزَنْدَكَ Kim de fıkıh tahsil eder de tasavvuf tarafını, hal tarafını, manevi tarafını ihmal ederse bu adam da Allah muhafaza fasık olur. Evet, şeriatı bildiği için, şer'i ölçüleri bildiğinden dolayı belki o ölçüleri bilgi anlamında çiğnemez. Fakat bunları işlemediğinden, bunlarla amel etmediğinden, bunların maneviyatını tam olarak idrak edip benimseyemediğinden dolayı elbette fasık olur. Büyük günah bile işleyebilir. Ve sonuç olarak İmam Malik şunu söylüyor. وَمَنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا فَقَدْ تَحَقَّقَ Her kim fıkıhla tasavvufun arasını, manevi ilimlerle şer'i ilimler arasını, zahiri ilimlerle batini ilimlerin arasını cem ederse işte bu kişi hakikate ulaşmış olur diyor İmam Malik. Dolayısıyla bütün tasavvuf ehli bu İmam Malik rahimehullah'tan nakledilen ölçüyü son derece titizlikle muhafaza etmişlerdir. Buna riayet göstermişlerdir. İfade ettiğimiz gibi bir taraftan şer'i ilimleri tahsil etmeye son derece önem vermişler. Diğer taraftan da bunların özü anlamındaki maneviyatı da ihmal ve ihlal etmemeye de son derece dikkat etmişlerdir. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Wow.